Evet arkadaşlar. Konumuzun adı din felsefesi. Dini öğrenmiştik. Sorgulamaz, dogmatiktir demiştik. Din felsefesi bu sorgulanamaz olan dini sorgular. Şimdi din bireysel ve toplumsal yanı olan, düşünce ve uygulama açısından sistemleşmiş, insanlara belli bir yaşam tarzı sunan, onları belirli bir dünya görüşü etrafında birleştiren bir kurumdur. Dinin felsefesini yapmak ise Dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, objektif, sorgulayıcı, eleştirel, kapsamlı ve tutarlı bir biçimde düşünmek demektir. Din felsefesinin konusu budur. Hemen bir karşılaştırma yapalım. Dinle din bilgisi yani teolojiyle din felsefesini bir karşılaştıralım. Din bilgisi dediğimiz alan belli bir dini ele alır. Sadece din felsefesi ise genel olarak din olgusunu ele alır. Teoloji, dinsel inanışları güçlendirme çabasıyla hareket eder. Din felsefesi, dinsel inanışları sorgular. Teoloji dogmatiktir. Ne demekti dogmatik? Tartışılmaz, sorgulanmaz. Din felsefesi ise eleştiriye açıktır. Zaten felsefe olduğu için eleştiriye açıktır. Bütün alanları gibi felsefenin. Teoloji, inanç, iman, ibadet gibi kavramları esas alır. Din felsefesi ise Akıl, mantık, sorgulama esasına dayanır. Teoloji dinsel otoriteye bağlıdır tamamen. Din felsefesi nesnel ve özgür düşünceye bağlıdır. Şimdi din felsefesinin bazı kavramları var. Onlara bakalım. Bunları zaten günlük hayattan çok iyi biliyorsunuz. Sadece aslında bir tekrar etmiş olalım. Tanrı en önemli kavram. Tüm var olanların varlık nedeni, en büyük, en yüce, evrende tüm olup bitenlere hakim olan güçtür. İnanç, içtenlikle Tanrı'ya veya dine bağlanma durumudur. Vahiy, Tanrı'nın insanlara kendisi evren ve insanlar hakkında verdiği tüm bilgilerdir. İbadet, insanların vahiy inancını gösteren davranışlarıdır. Kutsallık, din tarafından değerli bulunan, sorgulanması ve kuşku duyulması uygun görülmeyen, hatta yasak olan bir takım kişiler, nesneler ya da olaylardır. Yücelik ise Tanrının bir özelliğidir. Tanrının insanlardan her bakımdan üstün olduğunu gösteren özelliktir. Müzik